Arkadaşlar herkese merhaba, Volkan Manav ben. Bugün teknolojioku.com olarak sizinle YotaPhone 2'nin kutu açılışını yapacağız. Kutu açılışını yapmadan evvel niye bu videoyu çekiyorsun derseniz hemen söyleyeyim. Çünkü bazı arkadaşlarımızın ben bu noktada bizi eleştireceğini düşünüyorum. Yani niye YotaPhone 2'yi inceliyorsunuz, Rus telefonu incelemeseydiniz diyebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Ve buna istinaden size bazı bilgiler vermek isterim. Biliyorsunuz evlerimizde kullandığımız doğalgazın %56'sını Rusya'dan alıyoruz. Milyarlarca dolara tekabül ediyor bu. Şu an elimde tutmuş olduğum bu ayçiçek küspesi, hayvanlara yediriyoruz bunu. Ben ayrıca hayvan besleme uzmanıyım da bunu bilen biliyordur. Bu hayvanlara veriyoruz bunu, süt oranları artsın diye. Bu ürün de Rusya'dan geliyor arkadaşlar. Yani biz şu anda evimizde ısındığımız doğalgazı da hayvanlarımızdan süt alabilmek için yedirdiğimiz ham maddeyi de Rusya'dan alırken bence bu telefonu incelememek sadece ikiyüzlülük ve tribünlere oynamak olacaktır diye düşündüğüm için bu telefonun kutu açılışını yapmaya karar verdim. Bu noktada bir sıkıntı görmüyorum. Çünkü ülkeler birbirleri arasında ticari anlaşmaları vardır. Belli şeylerden dolayı bunlardan vazgeçebilirler ama bizim size olan sorumluluğumuz bu teknolojiyi size anlatmamızdan ötürü geliyor. Bundan dolayı ben telefonun kutu açılışını yapmaya karar verdim ve ilerleyen günlerde de Kaan Arlı genel yönetmenimiz telefonun detaylı incelemesini sizlerle paylaşacak. YotaPhone 2011 yılında tanıştığımız bir projeydi ve daha sonra işte geliştirildi. 2012 yılında piyasaya sunuldu. 2014'te YotaPhone 2 piyasaya çıktı ve daha geliştirilmiş bir versiyondu. Gerçekten güzel bir telefon, bunu söyleyeyim size. Telefonun genel özelliklerinden işte Kaan Arlı zaten detaylı incelemesini yapacak ama ben de hazır yeri gelmişken bir iki tane şey söyleyeyim. İşte 5 inç bir ekranı var. Full HD ekran var ön tarafta. Gördüğünüz gibi. Bunu zaten yakından göstereceğiz size. Arka tarafta 4.7 inç bir ink screen denilen bu Amazon Paperwhite diye de kullanılan teknolojiyle üretilmiş bir ekran daha var. Bu ekranla telefonu kullanırsanız %100 şarjdayken 5,5-6 güne yakın bir kullanım ömrü var. Ön taraftaki ekran pil süresini de Kaan Arlı size söyleyecek. Ben bir şey söyleyemeyeceğim bu noktada. Telefonu ben Çağrı İletişim'den Ahmet Bey'den aldım. Kendisi telefonu bize tahsis etti ve incelememiz için bize tahsis etti. Kutusunu açacağız bu noktada telefonun. Teşekkür ediyorum kendisine de. Telefonda Snapdragon 801 AA versiyonu var. Yenilenmiş bir AC'den yenilenmiş bir versiyondu bu. Şunu hemen belirteyim. Tabii ki 2014 yılının telefonu olmasından dolayı yani konfigürasyon açısından çok güçlü değil. 32 GB hafıza var. 2 GB da RAM var telefonda. Telefonun bence en önemli özelliklerinden bir tanesi 2500 mAh pil olması ve 9 mm kalınlığına sahip olması. Yani bu pil kapasitesi ve iki ekrana rağmen 9 mm'lik kalınlığın korunmuş olması bence oldukça büyük bir başarı. Gelecek nesillerde çok daha iyi ürünlerin ortaya konulabileceğini düşünüyorum. İkinci ekran bu Paperwhite diyebileceğimiz yani bu ink screen diyeceğimiz ikinci ekranın 235 ppi değeri var. Çok başarılı değil. Ben bu noktada çok başarılı bulmuyorum ikinci ekranı ama ve ikinci ekranla ilgili de şüphelerim vardı. Ya kullanılır mı, kullanılmaz mı diye. Bence mükemmel bir şekilde kullanılabilir. Gerçekten gün içinde telefonunuzu çok kullanıyorsanız ve şarj problemi yaşıyorsanız böyle bir ürünle tamamen bundan kurtulabilirsiniz. Yani ikinci ekrandan her şeyi yapabiliyorsunuz. Zaten bunu yakından göstereceğim biraz sonra size kutu açılışından sonra. İkinci ekrandan her şeyi yapabiliyorsunuz. Yani buradaki normal ekrandan, AMOLED ekranda gördüğünüz her şeyi ikinci ekranda da görebiliyorsunuz ve yapabiliyorsunuz. Yani hatta fotoğraf bile çekebiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim size. Eğer gün içinde gerçekten çok fazla telefonla haşır neşir oluyorsanız böyle bir ürün sizin günü kurtarmanıza sebebiyet verecektir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi pil kullanım ömürlerini size Kaan Arlı daha detaylı bir şekilde anlatacak. Ben çünkü sadece kutu açılışını yapacağım telefonun. Telefonla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Hemen kutu açılışına geçelim. Yani neden YotaPhone'u incelediğimizle ilgili umarım açıklamamı yeterli bulabilmişsinizdir ve anlayışla karşılayabilmişsinizdir. Ben dediğim gibi burada tek amacımız size teknolojiyi en doğru şekilde sunuyor, en güncel şekilde sunuyor olabilmek. Başka bir derdimiz yok. Şimdi dilerseniz hadi kutu açılışına geçelim. Evet arkadaşlar şu an YotaPhone 2 masamızda ve dilerseniz kutuyu açalım. Ben kutuyu biraz şeye benzettim. Nedir o? Huawei'nin P8 telefonuna benzettim. Kutu onunla çok aynı özelliklere sahip. Hemen şöyle açıyoruz arkadaşlar kutuyu. Kutu bu şekilde açılıyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Kutunun dizaynına bile çok ciddi anlamda emek sarf edildiğini görüyoruz. Burada gördüğünüz gibi hemen şarj kablosunu görüyoruz burada arkadaşlar. Şöyle. Adamlar şarj kablosu için bile ayrı bir kutu dizayn etmişler. Burada da hemen 1.1 amperlik hızlı şarj aletini görüyoruz diyeceğim ama hızlı şarj tabii yok bu telefonda. Onu söyleyeyim arkadaşlar, maalesef. O dönemde böyle bir teknolojiye sahip değildi henüz dünya. Evet arkadaşlar, evet şöyle yapalım. Evet. Burada arkadaşlar hemen gösterelim. Ya iğnesini bile adamlar öyle bir özel yerleştirmişler ki arkadaşlar. Burada da sim kartı çıkartmak için iğnesi var. Gerçekten bu kadar özelleştirilmiş bir kutu içeriği. Burada da arkadaşlar kulaklık var. Yani gerçekten enteresan bir kulaklık. Kulak içi kulaklık. Ve kulak içi kulaklıkta o kadar fazla farklı kulak içine kullanabileceğiniz aparat koymuşlar ki yani artık kaç çeşit kulak var dünya üzerinde, o kadar kulak, o kadar kulağa adamlar kulak içi aparat koymuşlar. Oldukça başarılı. Ve tabii ki bizi telefon karşılıyor arkadaşlar. Hemen şöyle telefonu alalım. İşte burada kullanım kılavuzları falan filan var arkadaşlar. Zaten telefonun içine kullanım kılavuzunu çok rahat bir şekilde göreceksiniz. Çünkü telefonun içinde kullanım kılavuzu da Türkçe olarak iliştirilmiş. Onu da oldukça beğendiğimi söylemem lazım. Dilerseniz hemen şöyle bir açalım. Gördüğünüz gibi bizi standart bir Android arayüzü karşılıyor. Tabii YotaPhone'un kendi içinde bazı şeyleri var. Nedir o? Yota'nın kendi programları var. Özellikle bu programlar nedir derseniz tabii ki Rus olduğundan dolayı işte satranç var, sudoku var, 2048 diye bir oyun var, biliyorsunuz bu oyunu. Bu da manyak bir oyun. Dama var tabii ki. Dediğim gibi burada yani adamlar hani oyunları bile kendilerine özel oyunları var. Onu söyleyeyim. Ya bizim gibi adamlar Angry Birds oynamıyor. Adamlar satranç koymuşlar şeyin içine, telefonun içine. Ya standart bir Android arayüzü var. Hemen söyleyeyim arkadaşlar. Arkada 13 megapiksel bir kamera var. Ön tarafta 1 megapiksel kamera var. Tabii ki yani işte 2014'ün teknolojisini kullanmış adamlar. Yani hatta 2013'te bu telefonun dizayn edildiğini düşünürseniz adamlar 2013 yılının telefonunun özelliklerini kullanabilmişler. Bugün evet bu özellikler biraz komik kalıyor ama telefonun ikinci ekranını dilerseniz artık geçiş yapalım. İkinci ekranı böyle arkadaşlar. Hemen açalım isterseniz şeyi. Özür dilerim. Baskı tutuyoruz ve gördüğünüz gibi bize şu anda ekran geldi. Az önce kullanmış olduğumuz ekran neyse şu andaki ekranı görüyoruz. Evet biraz geçişler çok tepki süresi mükemmel değil ama buradan da her türlü işimizi görebiliriz. Hemen söyleyeyim arkadaşlar bunu. Yani buradaki galeriye girip buradan fotoğraflarımıza bakabiliriz. Gördüğünüz gibi sabahleyin çektim bunu. İsterseniz derin kamerayı da buradan çalıştırabilirsiniz. Hatta çalıştıralım. Gördüğünüz gibi kendimizi çekelim. Evet bu şekilde bu şekilde de arka kameraya geçiş yapıyoruz. İşte arkası ön oluyor, önü arkası oluyor falan filan arkadaşlar. Ya şeyde dediğim gibi ne yapabiliyorsak yani arkada ne yapabiliyorsak önde de onu yapabiliyoruz arkadaşlar. Şuna basılı tutuyoruz menü tuşuna. Özür dilerim. Ve bu şekilde Yota Mirror diye bir özellik bu. Arka taraftaki şeyi nedir o? Ekranı önde kullanmamızı sağlıyor. Yani bundan dolayı özür dilerim, bu arada kaymış. Çok özür dilerim size. Bundan dolayı telefonun ikinci ekranı bence kullanılabilir buldum ben. Yani ben ikinci ekranını ilk çıktığında bu telefon şöyle düşünmüştüm. Acaba hani belli özellikleri mi arka taraftan kullanabileceğiz diye düşünmüştüm. O yüzden çok böyle kullanılabilir olduğunu düşünmemiştim ama telefon daha sonra ilk tanıtım videolarını izledikten sonra her türlü şeyi ikinci ekranda da yapabilmiş olmamız bence oldukça güzel bir yenilik. Gün içinde çok fazla telefon kullanıyorsanız bence ikinci ekran oldukça yeterli düzeyde size performans verecektir diye düşünüyorum. Yani mail okuyorsanız genellikle. Bunun yanında yani işte telefon görüşmesi yapıyorsanız buradan dediğim gibi telefon görüşmesi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Yani buradan her türlü insana telefon edip işte arama rehberinize ulaşıp buradan her kişiyi arayıp buradan çok rahat bir şekilde görüşme yapabilirsiniz. Ondan dolayı hemen şöyle söyleyeyim. İkinci ekran kullanılabilirliği bence çok çok artıyor bu noktada. Ben ikinci ekranın çok efektif kullanılamayacağını düşünmüştüm ama dediğim gibi şu anda Yota Mirror özelliği sayesinde ön tarafta kullanmış olduğumuz ekranın aynısını arka tarafta da kullanabiliyoruz. Bu bence çok oldukça başarılı. Dediğim gibi gayet de akıcı. Ha, daha iyisi olabilir mi? Tabii ki olabilir daha iyisi arkadaşlar. Yani yeni nesil telefonlarda bence daha iyi bir performans gösterecektir diye düşünüyorum telefonlar, ama bu da bence oldukça yeterli bir, en azından şimdilik, özellik. Yota 2 ile ilgili söyleyeceklerim benim bu kadar. Detaylı incelemeyi Kaan Arlı sizinle paylaşacak. Ben tekrar çağrım iletişim Ahmet Bey'e bize göstermiş olduğu ilgiden dolayı, yakın ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. YotaPhone 2 ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Umarım telefonu beğenmişsinizdir.